Süper Lig Panorama'ya hoş geldiniz sevgili Boreciler. Alp Elivan'la beraberiz. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Hocam. Teşekkür ederim efendim. Programın içinde Boreciler şunları bulacak. Transfer dönemi. Evet. Çok hızlı geçti. Çok yoğun geçti. Sıcağı sıcağına son gün son saate kadar çok keyifliydi. Onu konuşacağız. Takımlarımızın transfer dönemini nasıl geçirdiğini yorumlamaya gayret edeceğiz. Aynı zamanda geçtiğimiz haftayı değerlendirip milli maç arasında da milli takımla ilgili Alp Hocam'dan yorumlarını alacağız. Ama program başlamadan bir hatırlatmam var. Voleyi lütfen takip etmeyi unutmayın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü son haftalarda özellikle ilginiz daha da arttı. Bu bizi çok memnun ediyor. Rakamlar gitgide artıyor ve her geçen gün biz de yaptığımız işten daha da büyük keyif alıyoruz. Bir anketimiz de var, onu da aktaralım. Falcao malum çok konuşuldu hocam. Evet. Galatasaray'da Falcao kaç gol atar şeklinde bir anketimiz var. Lütfen onu da oylayın. Yorumlarınızı merak ediyoruz. Anket de ortada şu anda görünüyor. Şıklardan birini seçip siz de oylamaya katılabilirsiniz. Tekrar hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyisin. Valla bir transfer dönemi bitirdik ama gerçekten hepimiz, tüm bu futbol ailesinin içinde olan tüm birimler, muhabirlerinden yorumcusuna, işte moderatörüne, dijital medyasına kadar herkesin bayağı bir efor sarf ettiği, yorulduğu dönem geçirdik. Evet. Başlangıçta biraz durgun geçen takımlar vardı. Sonrasında hani hafif bir taşikardi muhabbetinde bir atışlar oldu böyle. Transferler oldu ama son günü nefes kesti diyebilirim. Hemen herkes, ben işte bir 4-4,5 saat yayında ekranda kaldım. Yani her dakika çocuklar işte TFF'nin sitesini yeniliyorlar, takım sayfalarının sitelerini evraklar yeniliyorlar. Yetişti mi, evraklar yetişti mi yetişmedi mi? Oradan çapraz çok geçişler, o oraya öteki buraya derken bir dönemi bitirdik. Umarım kulüplerimiz için yapılan transferlerin hepsi, verilen paralar son kuruşuna kadar karşılığı alınır. Ekonomik olarak inşallah kimse sıkıntı çekmez diyelim. Yeteri kadar çekiliyor zaten. Hayırlı olsun diyelim ama herhalde 2019-2020 sezonu bence Andorra ve Moldova maçlı milli maçlarından sonra ondan yeniden sonra start verecek gibi gözüküyor. Aynen, takımlarımız çünkü kadrolarını daha yeni yeni oluştururlar dediğin gibi. Mali şartlar tabii bunun gerekçesi ama ya böyle olmasa daha güzel olurdu sanki. Yani hepimiz istiyoruz Haziran'da gelsin transferler, Temmuz'da gelsin ama bir türlü gelmiyor. Planlı programlı gitsin istiyorsunuz ama yani geçmişten gelen o kadar büyük plansızlıklar var ki, ben şu andaki profesyonellere de hani çok fazla haksızlık etmek de istemiyorum. O kadar plansızlıklar var ki, yani düşünün ki bir oyuncu satın alıyorsunuz ama UEFA listesini yazıp yazamayacağınız gibi, yazamamak gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu neden kaynaklanıyor? Geçmişteki borçlardan, UEFA'nın kriterlerinden kaynaklanıyor. Bu nedenle hani bir kar topu gibi büyümekte sorunlar. Umarım bu yeni biten transfer dönemi takımlarımıza getirmemiştir diyeceğim ama getirdiği de çok açık ortada, mali yük getirdi. Galatasaray'la başlayalım hocam istersen. Başlayalım. Falcao dedik. Falcao geldi. Karşılamayı nasıl buluyorsun, Falcao'nun gelişini? Güzel. Bir dünya yıldızına yakışır bir karşılama olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu tip karşılamalar hep kafalarda da şu soru işaretini, karşılamalar değil uğurlamalara bakalım denir hep. Çünkü ülkemizde uğurlamaların ne kadar acılı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de ama şöyle bir baktığım zaman Galatasaray taraftarının ve futbol ailemizin gündemini çok uzun süre meşgul etti ama futbolcu kimliği olarak zaten söylenecek hiçbir şey yok. Ortada her şey alenen belli olan bir oyuncu ama verdiği fotoğraf bana çok şık geldi. Bakıyorsun hani belki de yaşımız verdiği itibariyle hani insan sarraf olmaya başlıyorsun bir yaştan sonra. Düzgün, iyi bir aile babası ve düzgün bir karakter yapısına sahip bir fotoğraf gördüm orada. Bir de normalde transferlerde ben yüzlerce transfer karşıladım muhabirlik zamanımda. Şöyle olur hocam, oyuncu gelir, fotoğrafını verir, klasik atkı işte şey, elinde bir ürünle, sonra minibüse biner gider. Gider. Burada adam gitmediği gibi içeri girmesi, zorla içeri soktu. Tabii yani ya ben ilk defa böyle bir şey. Ben eşinin hayatım. Mesela bir fotoğraf gözümde kaldı. Eşinin ne kadar duygulandığı, gözlerinin dolu dolu olduğu. Yani o üç tane pırıl pırıl işte çocukları orada, kendisi de. Şimdi ben hani mutlaka bekliyordu. O da takip ediyordur. Muslera'dan biliyordur en azından, soruyordur diye düşünüyorum. Bu kadar ilginin olacağını ama limitlerin bu kadar üst seviyelere çıkacağını, o ilk çıktığı andaki o karşısındaki meşale şovu da görünce tabii, bir de o şaşkınlığı oraya belli bir yere kadar alabiliyorlar. Tabii. Arka tarafta insanlar tepe
gibi bir yer var orada. Orada oradan takip ettiler. Evet, evet. O çok enteresandı. Ya ilk defa böyle bir karşılama oldu ve yurt dışında da geniş yankı buldu bu karşılama. Hani kimisine göre şey, biz işte böyle karşılamamalıyız diyenler de var. Saygı duyuyorum ben. Hepsine saygı duyuyorum. Ama çok da katılmadığımı söyleyebilirim. Çünkü bu işin biraz rengi, biraz işin kreması, biraz şov kısmı bence olmalı. Bence biraz da evren, tabii ki hani bir dünya markası bir oyuncu geldi ama biraz da oradaki ilginin, taraftar kitlesinin çoğunluğunun bir sosyal medya patlaması olduğunu düşünüyorum. Yani yaklaşık 2 aydır, 2,5 aydır geldi, gelmedi. Galatasaray'ın işte bu oyunda, bu güzel oyunda yarışmacı olan diğer takımların, taraftarlarının işte caps'leri alamadınız, gelmiyor, işte şudur, budur diyenlerin biraz da tabii Galatasaray taraftarının üzerinde büyük bir baskı yarattığını, infial yarattığını düşünüyorum. Onun patlamasıyla da oraya gidip işte biz aldık geldi, dünya yıldızı burada yani, gibi bir refleks gibi geldi bana. Hatta 90'lardan kalma bir alışkanlık, bazı yorumcular forma da giydiler. Tabii. Yani eskiden hatırlarsın hocam, Akınsel döneminde saç kesmeler, tıraş olmalar, bunlar işin güzel şık yanları ya. Evet yani ama tabii günün sonunda Galatasaray taraftarı mutlu oldu yani. Tabii açıklamalarda dikkat etmek lazım. Yani kimseyi incitici, kırıcı olmaz. Espri hepimiz yapıyoruz, birbirimize hepimiz takılıyoruz. Yayın öncesi, yayın esnasında bile yapıyoruz ama bu karşındakinin üzecek, kıracaksa ben ondan keyif almamalıyım. Birlikte keyif alacağız, birlikte eğleneceğiz. Aynen, oyun öyle. Böyle bir oyun olmalı. Bir de sessiz sedasız Andone geldi hocam. Andone, ben çıplak gözle çok maçını izledim. Hem Roma'ya milli takımında hem daha öncesinde de. Bir kere çok değişik stilde bir forvet. Yani Fatih Hoca'nın çok sevdiği, hareketli, kendini sağa atan, sola atan, yardımlaşan. Mobil, arayan, araştıran bir santrafor tipi. Aynen, sürekli oyunun içinde ve ceza sahası içinde de belli bir standardı var. Şimdi o çok önemli. Aslında sen en güzel yere geldin. Çünkü ekmek orada. Aynen. Ekmek ceza sahasının içinde, o gol hunisi dediğimiz yerde. Allah rahmet eylesin, Kadir Aytaş söylerdi. Oğlum fırın burada, fırın burada, ekmek burada derdi. Aynen. Buradan yiyeceksin derdi. Buraya bana gitmişsin, öbür taraftarda iş yapmışsın, hiç önemi yok derdi. Fırın burası derdi. Ekmek burada, burada. Aha. Şimdi Andone'ye baktığımız zaman sen aslında çok güzel bir noktaya temas ettin. Fatih Hoca'nın çok farklı kullanabileceğini düşünüyorum. Ben Falcao'yla zaman zaman birlikte oynatabileceğini beraber de oynatabileceğini düşünüyorum farklı bir sistemle. Sıkıştığınız zaman işte referans olarak da Konya maçını verelim. Hani çok iyi kapanan, takım savunmasını iyi yapan ekiplerle çok oynayacak Galatasaray. Özellikle iç sahada da bunu çok fazlasıyla oynayacak. Orada krizi çözemediğiniz dönemlerde size ekstra bir oyuncu olarak oyunun içine attığınız zaman, bir kere 6 pas içinde yaptığı ön direkt arka direkt koşuları muhteşem. Rakibin bütün dengelerini bozuyor. Aynen. Artı karambol golcüsü dediğimizde benim bir tiplemem vardır. Hep o karambol golcüleri dersiniz ki ya top ne kadar seviyor, hep ona geliyor. Top onu sevmiyor. Top herkese eşit mesafede aşkla yaşıyor yani. O orada, o olması gereken yerde. Bizim ligimize doğru de çok uygun bu. Tabii, bu nedenle de çok uygun. Tek vuruşlar mükemmel. 1.80 boyu var ama işte ne dedik, milli takım arasından sonra lig yeni startlayacak. Göreceksiniz, attığı kafa golü sayısı ayağıyla attığı gol sayısından daha fazla olacak. Çünkü inanılmaz bir ön direk koşusu. Aynı Adem Büyük gibi inanılmaz bir timingi var. Zıplama yeteneği var. Biz onun etkisini çok fazla göreceğiz. Ben Galatasaray'ın benim için sürpriz bir transfer oldu açıkçası. Ve hiçbir yerde çıkmadı. Dış basın dahil. O enteresan. Dış basın dahil. Yani bu da bir transfer. Genelde bu sezon dış basında daha çok yer. Bu da bir transfer başarısıdır. Bir anda hani Falcao ne zaman kap gelecek falan derken bir baktık Andone oldu yani. Bu nedenle de ben iyi bir tespit, iyi bir scouting başarısı olduğunu da düşünüyorum. Katkısında yüksek olacaktır diyor. Peki orta sahada Galatasaray bambaşka bir orta sahayla çıkıyor yola. Belhan da bu şartlar itibariyle kaldı. Aslında gitmesi bekleniyordu bu yaz ama kalması benim için sürpriz oldu. Çünkü Ocak ayında Belhanda'ya şu dendi: Haziran'da biz sana yardımcı olacağız. İyi bir teklif gelmesi halinde. Ama rakamlar Belhanda'nın burada kazandığının altında olunca, Belhanda'da Şampiyonlar Ligi faktörünü düşününce çok da gitmek istemedi. Fatih Hoca ile sıkıntı yaşamışlardı daha önce. O sıkıntılar da çözüldü. Evet. Özellikle ikinci yarı. Evet. Fatih Hoca Belhanda ile hiç olmadık kadar yakınlaştı. Hani direkt baba oğul ilişkisine dönüştü olay. Tabii şampiyonluğun da etkisi var mutlaka, bence bunda. Mutlaka. Ama Belhanda kaldı. Bazı taraftarlar Belhanda'yı çok seviyorlar. Ama bazıları da onsuz olmaz diyorlardı. Ama şimdi Lemina'nın gelişi,
Orta sahada Enzonzi ve Seri'nin varlığı sanki Belhanda'sız da Galatasaray orta sahasının olabileceğini öngörüyor mu bize hocam? Kesinlikle. Ben Lemina için şu benzetmeyi yapıyorum. Hani çok fazla böyle yapıştırılacak etiketler var Lemina'ya da. Ben ona değişik diyorum. Değişik bir adam. Hani değişiklikten kastım Cagne tarzında bir adam. Kafa yapısı olarak değişik. Yani uçuk kaçık bir adam. Ama şunu söyleyeyim. 6 oynar, 8 oynar, 10 oynar. Benim gözümde. Hoca nasıl oynatır bilmiyorum. Yani bu adamın kesici özelliği var. Fizik kalitesi iyi. Bu adamın işte adam eksiltme, dribbling özelliği var. Bu adam takım savunmasına katkısı yüksek. Bir de her şeyden önemlisi tempolu olursa temposunu korursa. Kesinlikle çok eksik yüksek. Eksik olan o Galatasaray'da evet, şu yani an. Orta sahaya bir dinamizm getireceği garanti diyebilirim. Geçiş oyununu oynayabilirsiniz. Yani Enzonzi, Seri, Lemina üçlü de yapabilirsin. İşte bunlardan işte Lemina, Enzonzi de olur. Büyük bir ihtimalle şu anki günlük performansa baktığım zaman Seri bir dönem hocanın yanında da oturabilir. Belhanda üçlüsüyle Lemina, Enzonzi, Belhanda da oynayabilirsiniz. Ve ben katkısının yüksek olacağını düşünüyorum. Ama diyorum değişik. Bazı maçlarda hani rahatsız demek istemiyorum, yanlış anlaşılır diye ama değişik. Bazı maçlarda sağ bek kullanır mı hoca Lemina'yı? Valla hoca biliyorsun bu tip sever çünkü. Oyunları sever. Aslında ben net şunu söyleyeyim madem sen şey yaptın. O bence hocanın kafasında takımı birçok karşılaşmadan özellikle Şampiyonlar Ligi'nde üçlü oynatmak gibi bir planı vardı. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde bu üçlü beşliye döner. Bunu hepimiz biliyoruz. Çünkü Paris Saint-Germain, Real Madrid, Brugge'le eşleştiğim bir grupta üçlü oynamak, bu sistemi yeni oynamamış oyuncu grubuna alıştırmak bir süre alır. O sürede yok Galatasaray'da. Ben Fatih Hoca'nın K'yi çok beğendiğini biliyorum. Fatih Hoca eğer K'ya transferini yapabilseydi bir stoper olarak K'ya Marka Luyendama üçlüsüyle Galatasaray'ı birçok karşılaşmada özellikle Şampiyonlar Ligi arasında üçlü oynayan bir Galatasaray görecektik. Hocanın stoper mevkiine bu transferi yapabilseydi, Kea transferi gerçekleşebilseydi çok farklı bir Galatasaray izlerdik. Bu sistemi de oturtan bir Galatasaray lokal ligimizde şampiyonluğun en büyük adayı olurdu. Şampiyonlar Ligi'nde de gruplardan çıkma şansını en az birkaç tık daha ileriye taşıyabilirdi. Ama bu transfer gerçekleşmedi.